Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Mardin'de SİHA'lar takip etti, komando avladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Dargeçit'teki Kahramanlar 32 operasyonunda biri kırmızı kategoride aranan Orhan Elma olmak üzere iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca Mardin'in Dargeçit ilçesi Alayurt Mahallesi kırsalında bölgeye görevlendirilen iki jandarma SİHA'sı tarafından içerisinde iki teröristin olduğu değerlendirilen aracın takibe alındığı belirtildi. Şüpheli aracın Dargeçit Midyat Karayolu'nda bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğu tespit edilerek İl Jandarma Komutanlığı'nca zırhlı araç unsurlarıyla Kahramanlar 32 operasyonu başlatıldığını bildiren Bakan Yerlikaya, zırhlı araçlarımız teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştığı esnada araç içerisinde zırhlı araçlarımıza ateş açılmış, mütakiben yaşanan çatışma sonrasında kaçamayacağını anlayan iki teröristin kendilerini patlatmışlardır bilgisini verdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Rodi Hayri, kod adlı Orhan Elma adlı terörist olduğunun belirlendiğini aktaran Yerlikaya, diğer teröristin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Yerlikaya, etkisiz hale getirilen terörist Orhan Elma'nın ikisi güvenlik görevlisi 5 kişinin şehit olduğu, 10'u güvenlik görevlisi 12 kişinin yaralandığı 4 ayrı eylemin talimatını verdiğinin tespit edildiğini bildirdi. Bakan Ali Yerlikaya, teröristin talimatını verdiği eylemlerin Şırnak'ın İdil ilçesi Pisi Yakası Tepesi bölgesinde 16 Ağustos 2019'da Assubay Çavuş Mehmet Yalçın'ın yaralanması, İdil kırsalında 9 Aralık 2019'da Jandarma Assubay Üst Çavuş Esma Çevik ve Uzman Jandarma 5. Kademe Çavuş Kemal Sayar'ın şehit edilmesi, 9 personelin EYP'li saldırı sonucu yaralanması, İdil kırsalında 4 Mayıs 2019'da Oyalı Karalar yolunda araç içerisinde 2 kişinin şehit edilmesiyle, İdil'in Çığır köyünde 24 Nisan 2023'te 3 kişiye yönelik silahlı saldırı olayında 1 kişinin şehit edilmesi ve ikisinin yaralanması olduğunun tespit edildiği belirtildi. Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti, terör ve işbirlikçilerine yönelik operasyonlarının aralıksız devam edeceğini vurguladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.